Geçmiş olsun. Şöyle. İki tanesini alalım. Tamam. Ama olabilir. Derin yarın açısı olsa olur, da olur. Şu anda evet, gelebiliyoruz. Telefon numaranıza bir kod göndereceğim ben. Kiminkiydi? Bastıralım. Ali Bey. Geçmiş olsun. Evet, bugün yapılan bilim kurulu toplantısı neticesinde Sayın Bakanımızın açıklamalarıyla birlikte Düzce ilimizdeki vaka sayısında Sayın Bakanımız 18 olarak açıkladı. Şu anda bunlardan 10 tanesi aktif olarak takip ediliyor. Daha önceki süreçten itibaren beri Delta varyantı olan vakalarımızı yakın takibi aldık. Hem kendilerinin tedavi ve takipleri olsun hem de etrafındaki temaslı olan aile bireyleri olsun veyahut da diğer temas ettiği kişiler karantina altındalar. Hem kolluk kuvvetlerimizle hem de sağlık ekiplerimizle hem tedavilerindeki takiplerini hem de karantina süreçlerini yoğun bir şekilde takip ediyoruz, devam ediyoruz. Tabii aşılama sürecinde de çok hızlı bir şekilde yol kat ediyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 18 yaşına Cuma günden itibaren aşılama süreçlerimiz başlıyor. 220.000 üzerinde aşı yaptık şu ana kadar Düzce'de. Salgın hayatımızdan çıkartabilmemiz için tekrar el birliğiyle aşılanmamız gerekiyor. Bağışıklık hale gelmemiz gerekiyor. Aşılarımız, Sayın Bakanımız da ifade etti, mutasyonlara karşı koruyuculuğunu devam ettiriyor. Yüksek düzeyde devam ettiriyor. O yüzden ne olursa olsun hep birlikte başarabilmemiz için aşı için kimlik numarasını aşı tanımlanmış olan tüm vatandaşlarımız, sağlık testlerimize bekliyoruz. Yok şu an için onların hepsi kontrol altında. Takiplerimiz devam ediyor. Şu andaki süreçlerinde herhangi bir olumsuzluk yok hastalarımızın. Çok şükür ki. Etrafındaki karantina sürecinde olan vatandaşlarımızda da herhangi bir sorun yok. 14 gün kadar karantinalarını takip ediyoruz. Tedavilerini takip ediyoruz. Onun sürecinde pozitif negatif olmasına göre karantina süreçleri sonlanıyor veyahut da devam ettiriliyor.